Bunlara yardım eden de kabahat zaten. Bu Hülya'nın ne işi var yine burada? Nerede, bir şey mi yaptı yoksa? Anneannesini almaya gelmiş. Gene bir araba laf işittik. Yaptığımız iyilikle kaldık. Abinle tartıştılar. Abim? Abim evde mi? Gül'le birlikte yukarı çıktı. Yüzüme bile bakmadı Cihan. Sen çık yukarı. Onu yalnız bırakma, oldu mu? Kızım ne bakıyorsun ki sen? Benim abimle konuşmam lazım Handan. Cihan bir dur, konuşursun, derdimiz büyük. Önce beni bir dinle. Ya Handan bak, Allah rızası için bana hayır bir haber ver artık. Vallahi hayır mı şer mi orasını ben bilmiyorum. Ama içimde de hiç iyi hisler yok yani. Harun aradı. Yaren'le ilgili bir karara varmış. Akşam gelip bizimle onu paylaşacakmış. Ne yani? Nişanı mı atacak bu çocuk? Ya sus, Allah korusun. Söylemesi bile içime dert. Ama öyle bir şey olacak galiba. Ya biz ne yapacağız Cihan? Hatırlıyor musun, hani bir aile vardı. Yaren'i istiyorlardı da biz de gelsinler istesinler dedik. Sonra utanmadan telefonla biz vazgeçtik dediler. Şimdi Yaren nişanlısından da ayrılırsa ne yapacağız biz? Ne olacak? Ne olacak? Soyadımız beş paralık olacak. Kapımızı kimse çalmayacak. Ne olacak? Ya Cihan, acaba sen de mi bu çocukla bir konuşsan? Ya olacak iş mi Handan? Ne diyeceğim ben çocuğa? Aman oğlum yüzüğünü atma, bizim kızımızı bırakma mı diyeceğim? Ya Cihan, ben öyle mi dedim? Yok ya, ben vallahi çıldıracağım artık ya. Sanki 9 ayın çarşambası bugüne toparlandı. Abimin sıkıntısı bir yandan, şirketteki... Şirkete ne oldu? Şirkete bir şey oldu yok Handan. Bak, bu saatten sonra ne olursa olsun benim umurumda değil. Anladın mı? Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.